Annem mi yolladı seni? Yok. O zaman kahvaltıya çağıracaksın. Baba etmeyeceğim kahvaltı falan, aç değilim. Etme. Aç değilsen zaten kahvaltı etme, ne edecek? Hı. Akşama mis gibi kebap patlatırım ben sana. Anam da bir şey diyemez. Bir kerecik gül be kızım. Sen gülünce bahar geliyor benim içime. Benim için gül. Baba o kadar canım yanıyor ki. Burası o kadar acıyor ki sana anlatamam. Ben Sinan'ı çok seviyormuşum. Nasıl geçecek bu acı? Nasıl unutacağım Sinan'ı? Merhaba Rıza amca. Pelin iyi değil mi? Bir sıkıntı yok. İyi. İyi, daha da iyi olacak. Sen nasılsın? Kızgınsın Pelin'e. Seni en zor zamanda bırakıp gittiği için kırgınsın. Aslında ne kızgınlık ne de kırgınlık. Hissettiğimin karşılığı hiçbir şey. Hiçbir şey hissedemiyorum. Sanki boşlukta gibiyim. Kendini bir de Pelin'in yerine koy. Bütün olanlardan kendini sorumlu tutuyor. Senin için sevginizden vazgeçiyor. Rıza Bey, Pelin benim yanımda olduğu sürece ben her şeyle baş ederim. Ama o gittikten sonra sanki her şey bitti. Ne restoran, ne hayallerim, ne ben. Hepsi bir anda kaybolup gitti. Meğer ben her şeyi Pelin'le güzel görmeye başlamışım Rıza amca. Siz birbirinizi çok sevmişsiniz. Anladım. Geç de olsa anladım. Hoş, daha önce de anlamıştım ama ya... Bir gün kız evlat sahibi olursan sen de anlarsın ileride. İnsan hiç kimseleri yakıştıramıyor kızının yanına. Yani bu damat denilen şey de o kadar çok sevilecek bir şey değil yani. Benim de çok sevin diye bir derdim yok zaten Rıza amca. Çok yorduk sizimiz. Ama ne yaptınız? Hep dimdik durdunuz. Bunca zamandır bu kızı sevmekten hiç vazgeçmemiz. Yine vazgeçmemeli. Haklısınız. O zaman bana yardım ediniz amca. Kızım şimdi ana kız seninle çok güzel bir film keyfi yapacağız. Bak görürsün hiçbir şeyin kalmayacak. Anne çabalamasan artık. Aman canım sen de biri ölmüş gibi, nedir bu halin? Bir farkı var mı? Tabii ki var. Tabii ki var Pelinciğim. Gel kızım.
biri için hala umut var. Gel. Gel tatlım. Otur şöyle. Pelincim çok güzel filmler aldım. Ana kız kafa dağıtacağız biraz, tamam mı? Bunlar hep gerçek hayat. Ya filmler nereden çıkıyor zannediyorsunuz? Gerçek hayatlardan. Ya gerçek olsa kaç yazar, yalan olsa kaç yazar? El alemin derdine biz mi üzüleceğiz be? Ya sen insanların duygularını görmeyecek kadar gaddar mı oldun Rıza? Çok gaddar oldum. Ya kızın haline bak, ruhunu buruşturmuşsun. Ya biraz kafası dağılsın diye ben bu filmleri seyrettiriyorum. Kızım, Pelincim, benim canım ne zaman bir şeye sıkılsa hemen bu filmleri koyuyorum. Niye biliyor musun? Benden daha da kötüleri var diye şükretmek için. Bana hiç o kadar kötü gelmedi. Öncelikle ölüm kelimesini kullan. Ama başka filmler de var benim elimde. Yeni bir tane seçeceğim. Ya Süheyla bırak Allah aşkına. Koy bir kanal arkada dönsün dursun. Kızın ruhunu çürütmüşsün. Ne yapıyorsan kendine yap ya. Nereye? Pay atacağım. Aa, daha bir sürü film seyredeceğiz seninle. Hadi sen bir şeyler geçir sırtına, biz seninle baba kız bir dolaşmaya çıkalım. Ne oldu ki baba? Ya bir şey de bir kere de yap. Hadi gel baba kız gidelim. Dinle beni. İyi, tamam. Siz baba kız çıkıyorsunuz, ben ne olacağım? Sen bir duracaksın Süheyla. Sahilde yürümeyecek miydik? Dert nereyi mesken tuttuysa kendine oradan uzak duracaksın. Burayı ne yapacağım baba? Söküp atamam ki. O da geçecek be kızım. İlelebet sızlayacak hali yok ya. Baba. Hı, yavrum. Ya ömür boyu çekersem? Ya ömür boyu unutamazsam Sinan'ı? Kaç gün daha uyuyamayacağım mesela? Korkuyorum. Çok korkuyorum baba. O kadar canım yanıyor ki. İnsan bu acıya ne kadar dayanır?
bu acıyla ne kadar yaşar? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.